Bir ekran klasiği haline gelen Artı Eksi programı bu hafta stüdyo dışına çıkarak Başkonuşağı'yla ısınan izleyicilerine seslendi. Araştırmacı gazeteci yazar Serdar Erdoğan Yılmaz'ın sunumu, gazeteci Mehmet Taş ve Dünya Gazetesi il temsilcisi Ali Eskale'nin yorumlarıyla ekrana gelen programda bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi ve 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın AK Parti MKYK üyeliğine seçilmesi konuları konuşuldu. MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu yeniden düzenlendi ve bu düzenlemede Sayın Mahir Ünal Bey de MKYK üyesi oldu. Yalnız burada bir hatırlatma yapıyorum. Sayın Mahir Ünal Bey 2011'den önce de zaten MKYK üyesiydi. Yani milletvekili olmadan bile MKYK üyesiydi. Yani Sayın Mahir Ünal AK Parti'nin A takımındaydı her zaman. Daha sonra bir bakanlık, tekrar geri görev değişikliği, grup başkan vekilliği vesaire Kahramanmaraş için, Türkiye için hizmet etmeye devam ediyorlar. Şu anda da görüntülerde izliyorsunuz sevgili seyirciler. Hani şöyle, kongre gerçekten bizim için önemliydi. Ülkede bir değişim başlamıştı. Bu değişimin düğmesine basılabilmesi için bu kongre şarttı. Öyle değil mi Mehmet Bey? Yani kongrenin gereği Türkiye'deki değişimin... Gazeteci Mehmet Taş, partili Cumhurbaşkanı sistemine geçilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şimdi doğal olarak siyasi bir partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçeceğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız da kurucusu olduğu partinin başına geçti. Şimdi burada bu 21 Mayıs Türk siyasi hayatında bir milat olacaktır. 2019 yılında bu yeni sisteme göre bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Bu yapılırken yürütme ve yasama için milletin önüne ayrı ayrı sandık konulacaktır. İşte bu süreçte bu önemli kongrede 64. Hükümetin Kültür Eski Bakanı Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal'ın MKYK'ya girmesinden mutlu olduk. Şimdi MKYK parti karar organı. İşte yürütmede şu an Başbakan Yardımcımız Sayın Veys Kaynak Bey var. Şimdi kuvvetle muhtemel ki önümüzdeki günlerde bir kabinede de belki bir revizasyon olabilir. Umut ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman seçimlerde ilk üçte olan Kahramanmaraş'ı da bakansız koymayacaktır. Dünya Gazetesi il temsilcisi Ali Eskelen ise yeni anayasayla birlikte yaşanması muhtemel değişimlere değindi. Yeni sistemle birlikte ya 2019'da geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık ülkede siyaset bana göre eskisi gibi olmayacak. Yani %35 oy aldığınızda iktidar olamayacaksınız. Yani %51'i almanız gerekecek. 50.1. Evet. Yani bunu almanız gerekecek. Bunun için de teşkilatların da çok iyi çalışması gerekecek. Yani yatarak değil de kapı kapı dolaşarak, bizzat gezerek ve partinin en üst yönetiminin çalıştığı gibi en alt kademesinin de aynı hızda çalışması. Yani buradaki yereldeki siyasetçilerin de aslında bir taş üzerine bir taş daha koyması gerektiğini gösteriyor bu yeni sistemle beraber.